Arkadaşlar merhaba. 28 Nisan denemesinin soru çözümlerini yapacağız şimdi. İlk sorudan başlıyorum. Işık şiddetiyle ilgili diyor. Hangileri doğrudur diye sormuş. Biri de demiş ki fotometre ile ölçülür. Doğru. Bunu yeni anlattık ve bahsettik mesela burada. Ölçüm aleti buydu, fotometreydi. Skaler bir büyüklüktür demişti. Evet diyorum. Skaler bir büyüklüktür. Doğrudur. Diğeri temel büyüklüktür demiş. Evet, bizde temel büyüklüklerden bir tanesi ışık şiddetiydi. O yüzden hepsi doğrudur diyorum. Cevabım D seçeneğidir diyorum. İlk sorum böyle kolay bir soruymuş. Geçtim diğerine. Şimdi 3 tane durumu verilmiş bana. Neyi soruyormuş? Hangilerine fizik bilimi cevap verir diye soruyor. Yani fizikle alakalı mı? Gökyüzü neden mavidir? Yeni anlattım bu durumu. Neyle alakalıydı arkadaşlar? Bu olay kırılmayla alakalıydı. Hatta onu da yazayım. Kırılmayla alakalıydı bu. Yani fiziksel bir olay mıydı? Evet. O yüzden fiziksel bir olaydır. Gezegenleri bir arada tutan kuvvet diye bahsetmiş. Fizikle alakalı mıdır? Evet diyorum. Hatta ne olduğunu da söyleyeyim. Kütle çekim kuvveti. Ki o kısmı da anlatmıştım. Kuvvet kısmında. Dört temel kuvvetten bir tanesidir. Fizikte alakalı mıdır derse o yüzden evet diyorum. Sütten yoğurt nasıl elde edilir vesaire demiş burada. Bu fizikle alakalı değil, kimyasal bir olaydır arkadaşlar. Yani mayalanma vesaire falan olayı kimyasal bir olaydır. Bir kimyasal tepkimedir daha doğrusu. O yüzden fizik bilimi kimlere cevap verir derse 1 ve 2'dir diyorum cevabıma da. Bu da basit bir sorumuş. Geçiyorum yerine. Gölge sorusu. Benzer bir şey yapmıştık biz bununla alakalı. Şimdi iki tane kaynağımız varmış. Ortada bir tane engelimiz var. Oluşan gölge nasıl olur diye soruyor. Şimdi ne yapıyordum ben burada mesela? Engelin arkasındaki kaynakların şöyle uç noktalarından birer tane ışın çizerdim. Bu benim kaynağımın nereyi aydınlatamadığını belirtirdi. Yani şimdi bir tane üstten, bir tane alttan, bir tane bir K1 kaynağına göre çizdim şimdi. Bu gösterdiğim kısmın arası, yani şu kırmızılarla gösterdiğim aralık arkadaşlar, K1 kaynağından ışık almayan bölge. Şimdi eğer iki kaynaktan da ışık almayan bölge varsa orası bizde tam gölge olurdu. Ama bir kaynaktan ışık alıp bir kaynaktan ışık almayan yarı gölge olurdu. Şimdi bu bahsettiğim bölgeye diğer kaynak ışık gönderebilir mi? Gönderebilir. Tam onun önünde engeli de yok. O yüzden burası diğer kaynaktan da ışık alır. Diğer kaynaktan ışık alır daha doğrusu. O yüzden tam gölge olmaz. Burası nedir? Yarı gölgedir. Yani nasıl bir gölgede seni görürüz demiş. Sadece yarı gölge olan bir desen görürüm. Farklı bir şey de görmem arkadaşlar. O yüzden cevabım da C seçeneğidir diyorum. Bununla geçtim. Elektrostatik sorusu. Pozitif yüklü küre yalıtkan kare iletken cismi oluşan cisimden oluşan sisteme yaklaştırılıyor demiş. Buna göre X anahtarı kapatılırsa. Şimdi anahtarı kapattıktan sonra ne olur? Ben onları söyleyeyim, ondan sonra oralara bakarız. Şimdi sırayla geldim. Anahtarı kapattım. Dedim ki olay şöyle gerçekleşiyordu. Bizim elimizde artı yüklü bir tane cisim var. Yaklaştırma olayı var. Yani etkiyle elektriklenme olayı var. Etkiyle elektriklenme olayında biz kendimize en uzak yerden yükleri çekerdik ya da en uzak yere gönderirdik, giderdik, gönderirdik. Şimdi eğer ben bunu yaptıysam yalıtkan ve iletken kale cisimlerinden demiş mesela. Şimdi ben neyi yapabilirim mesela burada? Topraktan kendime eksi yükleri çekerim. Nereye kadar çekebilirim? Söyleyeyim. İletken şimdi yalıtkanmış, L iletkenmiş. İletkenin olduğu yere kadar çekerim. Yani buradan buraya kadar şöyle iletkenin olduğu yere kadar çekerim. Neyi çekerim? Eksi yükleri çekerim. Eksi yükleri buraya çekerim. Onlar burada kalır. Onun dışında K'ya bir şey olur mu? Olmaz. Kendisi yalıtkanmış. Geriye kalan kısımda K'da şu anda herhangi bir yük yok. Yalıtkan olduğu için kendisi oraya yük getirmedik. L'nin de sadece sol tarafına eksi yükleri getirdik arkadaşlar. Bu sistemde. Şimdi neler diyor? Mesela biri demiş ki topraktan L cisimine elektron geçer. Doğru. L bir iletken ve topraktan biz artı yükle eksi yükü çekeriz onun içerisine doğru. Şimdi K yalıtkandı. Yalıtkan olmasına rağmen ben burada çekeriz dedim. Hatırlatayım orada. Etkiyle elektriklenmede arada yalıtkan bir madde olmasından şeyi yoktu. Etkiyle elektriklenmeye bir etkisi yoktu arkadaşlar. Sadece ne dedim mesela? Belki azaltabilir ama kesinlikle
bir taraftan diğer taraftaki yükleri çekmemizi ya da itmemizi engellemez demiştik. Burada da aynı şeyi düşünüyorum. Çektik diyorum, o yüzden arada yalıtkan bir madde olmasına rağmen. O yüzden bir numara topraktan L cismin elektro geçer kısmı doğru. Yalıtkandan geçemiyoruz ama iletken olduğu yere kadar gelebiliriz. Diğeri K cisminden L cismine elektron geçer demiş. K cisminden arkadaşlar şu anda L cismine ya da L'den K'ya tam tersinden elektron vesaire falan geçmez. Yalıtkan bir cisim. Yalıtkan cisim olduğu için yük almayacak, vermeyecek. O şu anda sabit kalacak. Yani nötr olarak kalacak. L cismi nötr olur demiş. Şu anda L cismi nötr değil. L cismi topraktan elektron aldığı için kendisi eksi yüklü, negatif yüklü. L cismi nötr olur demiş. O yüzden o da yanlış. Yani burada kim doğru? Sadece bir numara doğru. Topraktan L cismine elektron geçer kısmı. Geçtim bunu da. Şekildeki özdeş eksiye elektroskopların yaprakları arasındaki açılar birbirlerine eşittir. Şimdi özdeş elektroskop ve açıları da birbirlerine eşitse biz şunu diyorduk. Yükü ne kadar fazlaysa açısı o kadar büyüktür. O yüzden şöyle düşünüyorum haliyle. X'in açısıyla Y'nin açısı birbirlerine eşitse o zaman X'in yüküyle Y'nin yükü de birbirlerine eşit olmak zorunda. Madem özdeşler. Diyor ki elektroskoplar arasındaki anahtar kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra neler olur? Olabilecek her şeyi söyleyeyim. Sonra şıklara bakarım. Şimdi eğer yükleri eşitse mesela atıyorum artı mı eksi mi bilmiyorum. X'in de yükü Q kadar olsun varsayalım. Eğer ikisi de artı yüklüyse anahtarı kapatmam bir şey değiştirmeyecek. Çünkü elektroskoplar özdeş oldukları için yük paylaşımı yapmazlar. Yani özdeş derken yarı çapları da aynı. Yükleri aynı, yarı çapları aynı. O zaman yük yarı çap oranları eşittir dersiniz. Ya da artık söyledik onu, mesela potansiyeller eşittir dersiniz. Yük alışverişi yapmazlar dersiniz. Aynı şey eksi yüklü olmaları için de tabii ki geçerli. Yani yükleri aynı, yarı çapları aynı, yük alışverişi yapmazlar. Eğer şöyle bir durum varsa, yani şu iki durumda, şu ikisini yazayım mesela. Yapraklarda bir değişiklik olmaz. Değişiklik olmaz diye yazıyorum. Şimdi olacak bir durum var mıdır? Vardır. Şöyle bir durum olursa, biri artı yüklü, biri eksi yüklü olsa mesela. Eğer böyle bir şey olursa, ben bunları dokundurduğum anda bu sefer nötr yaparlar. Yapraklar nötr olur ve tamamen kapanırlar. Yani tam kapanma diye yazıyorum. Yeni bir tabir. Şimdi buraya göre arkadaşlar artık yapıyorum. Diyor ki iki elektroskopun yaprakları tamamen kapanır. Evet. Olur. İki elektroskopun yaprakları biraz açılır demiş. Zaten iki cismi iki elektroskopu birbirlerine dokundurduğunuzda biraz açılma diye bir şey kesinlikle olmaz. Yani ikisi de açılmaz. Yani ya yük alışverişi yaparız ya da hiçbir şey yapmayız. Yük alışverişi yaptığımız durumda da ikisinin açılması mümkün değildir. Çünkü ikisinin de yaprakların açılması için yük almış olmaları lazım. Bunları dışarıdan almıyorlarsa o zaman biraz açılma gibi bir şey olmaz demiştik. X elektroskopun yaprakları biraz açılırken Y elektroskopun yaprakları önce kapanır sonra açılır falan demiş. Öyle bir şey yok. O yüzden yalnız bir diyorum arkadaşlar. Sadece buradaki ihtimallere göre ya değişiklik olmayacak ya da tamamen kapanma söz konusu olacak arkadaşlar. Geçtim burayı da. Optik sorusu. Yeni anlattım. Taze bir konu artık biliyorsunuzdur. Diyor ki şimdi kırmızı bir zemin varmış. Üzerine mavi, yeşil, siyah ve siyah renkli karelerimiz var orada. Diyor ki buna göre yüzey kırmızı ışık düşündüğünde kaç tane kare algılanır diye sormuş. Şimdi bir kere zemin kırmızı. Zemin kırmızı olduğu için aynı şekilde üzerindeki o yani büyük olan karedeki kırmızı ışıkta kırmızı var, bizde de kırmızı var. O yüzden biz burayı kırmızı renkte görürüz. Yani bu etrafı arkadaşlar kırmızı. Şimdi algılanır deme olayı şöyleydi. Eğer bizim bu çıkmış sorumuzdaki gibi arkadaşlar. Eğer zeminde ve ışıkta daha doğrusu zeminde ve üzerinde gördüğünüz cisimde aynı renk varsa algılanmaz. Mesela ne yapıyorduk? Atıyorum siyah üzerine siyah.
algılanmaz. Mavi üzerine mavi algılanmaz. Algılanmaz kısmı o. Yani zeminle şey aynı. Şu anda bir kırmızıysa zeminimiz kırmızı ışık gönderdiğimiz takdirde farklı renklerde olan kareleri algılayabilirim. Yoksa algılayamam diye düşüneceğim mesela. Neler var şimdi sırayla gidelim. Bir kere siyah bir renk değildir demiştim. Siyah renk olmadığı için ne gözükecektir derse kırmızı ışıkta yine siyah gözükecektir. Yani şu kare arkadaşlar. Şunu. Şuradaki kareyi siyah gördüm. Şimdi. Geliyorum. Hadi bir üste geçeyim yeşil. Şimdi bakıyorum. Işık kırmızı. Bizde ne var? Yeşil. Kırmızının içerisinde yeşil ya da yeşilin içerisinde kırmızı var mı? Birbirlerinin içerisinde yok. İkisi de ana renk kendisi. O zaman bu kare ne renk gözükecek derse o da siyah gözükecek. Şimdi bu da siyah gözüktü. Bakıyorum. Şu anda ben şurada bir tane siyah dikdörtgen görüyor oluyorum yani. Yan tarafa geçiyorum. Mavi demiş. Mavi de aynı şekilde ana renk. Yani mavinin içerisinde kırmızı var mı? Yok. Kırmızının içerisinde mavi yine aynı şekilde yok. Ne renk gözükür? Siyah gözükür. Siyah gözükürse yani burası da siyah gözüktü. Şimdi burada o zaman tek parça bir isim algılıyorum. Hepsi siyah çünkü şu anda. Öyle şekilde bir tanesi. En son geliyorum siyah. Siyahına da geliyorum. Siyah neydi? Yeşil artı mavi. İçinde kırmızı var mı? Hala yok. İçinde kırmızı yoksa o zaman ne gözükecek? Kırmızı yansıtmayacak bize. Haliyle bir şey yansıtmayacak. Siyah gözükecek. Bu da siyah gözükecek. Yani buradaki şu dört karenin tamamı siyah gözüktüğü için bana diyor ki kaç kare algılarım? Ben dedim ki bir tane kare algılarım. Bir tane siyah bir kare algılarım hatta. Kırmızının üstüne tek bir tane siyah. O yüzden cevabım B seçeneğidir diyorum. Hani görünür mü görünmez mi ayrı ayrı düşünmeyelim. Dört tane siyah kare var ve yapışıklar. Ben bunları bir tane algılarım o yüzden. Güzel bir soruymuş. Geçiyorum bundan. Son sorumuz. Yine elektrostatik sorusu. Diyor ki eksi yüklü K elektroskobunu artı yüklü L cisim şeklindeki bir yaklaştırılıyor diyor. Buna göre K elektroskobun yapraklarında neler gözükebilir? Şimdi olay ne oluyordu onu söyleyeyim. Biz artı yüklü cismi elektroskoba yaklaştırdığımızda yapraklardan şöyle topuza doğru eksi yükleri çekerdik arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz, getiriyoruz. Getirdikten sonra ne oluyor? Eksi yükleri ben buraya doğru getirdim. Yapraklardaki eksi yük miktarı azalacak ama yapraklardaki eksi yük miktarı azalırken ne kadar azaldığı benim için önemli. Sırayla geliyorum. Mesela şöyle bir şey olursa. Mesela iki tane göstermiş. Hadi iki tane de ben koyayım. Dört tane olsun, tamam mı? Şimdi ben burada dört tane eksi yüküm var. Aynı konudaki gibi anlatacağım. Dört tane eksi yüküm var. Ben gidip mesela bunun içerisinde diyelim iki tanesini çektim desem. İki tanesini çeksem iki tanesi kalır. Ne olur o zaman? Eksi yüklüydü. Hala iki tane eksisi olduğuna göre yine eksi yüklü. O zaman ne yapması lazım? Biraz kapanması lazım. Biraz kapanma olayı mümkün yani. O yüzden mesela buraya bakıyorum. Biraz kapanabilir. 3 numara olur. Şöyle dedim devamında. Yani 4 tane eksi yük var dedik mesela. Eğer gidip 4 tane de 4'ünü de çeksen mesela örnek. O zaman ben burası için de hepsini çektim. Yapraklarda yük kalmadı. Yapraklar o zaman tam kapanma yaparlar arkadaşlar. Tam kapanır gibi bir seçenek sunmamış orada. Sonucuya geliyorum. Şimdi 4 tane eksi yük vardı. 4 tane eksi yükten kastım da 4 tane fazlalık eksi yük olsun. Şimdi eğer şöyle bir şey yaparsa, bu 4 tane fazlalık eksi yükü çekersem sonra ne yapar? Bunu ötürlenir. Yani gidiyorum ki mesela şöyle yapalım. Atıyorum ben diyorum ki 8 tane çekelim. Tamam mı? Şimdi 8 tane çekmek de ne? Ben derim ki ben bu 4 tane eksi yükü önce bir çekerim. Ben bunu çektikten sonra ne olur? Önce bir kapanma söz konusu olur. Tam kapanma söz konusu olur. Ardından daha fazla eksi yük çekmeye başlarsa yani mesela ben burayı nötrledim artık artısı eksi eşit sayıda hala o bulunan eksilerden mesela kendime doğru çeksem 4 tane daha eksi yük çeksem o zaman artık yapraklarda artı yük fazlalığı oluşmaya başlar. Artı yük fazlalıklarını ne yapar? Birbirlerini iterler. Yine açılmasını sağlarlar. O yüzden tekrardan ne yapması lazım? Sonra tekrardan açılması lazım bu sefer. Önce kapanır,
Sonra tekrardan açılır durumu söz konusu. Yani kapanıp açılma diye bir şey olabiliyordu. O da bu durumlarda oluyor arkadaşlar. Cisimde elektroskop zıt yükte. Ve eğer elektroskobun yapraklarındaki yükten daha fazlasını çekerseniz bunu meydana getirebilirsiniz. O yüzden biraz açılabilir gibi bir şansımız yok. Ama önce kapanır sonra açılır durumu söz konusu olabilir. O yüzden hangileri gözlemlenebilir demiş. Burada toplamda 3 tane durum var. Ya biraz kapanma ya tam kapanma ya da önce kapanıp sonra açılma durumu. Şıklarda olan yani öncülerde olan iki tanesi ya kapanıp açılma ya da biraz kapanma gibi. Genel olarak basit bir test ve özellikle yakında işlediğimiz konularla alakalı. O yüzden size de kolay gelmiştir diye umuyorum arkadaşlar. Daha sonraki soru çözümlerinde görüşürüz.